Biz kendilerini dinlemeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Öncelikle kendisini tanıtıp sonra sunumlarına geçebilirse çok mutlu olacağız. Teşekkür ederim. Okay, good morning to, or good afternoon to everyone. It's a pleasure. Herkese merhabalar. Sizinle bir arada olmaktan çok memnuniyet duyuyorum. Sunumu paylaşmaya çalışıyorum. Umarım herkes görebiliyordur. Ben şu şekilde bahsedeceğim. Avokado üretimin kıta Avrupa'sındaki geleceğinden bahsedeceğim ve bunu yaparken de İspanya tecrübelerimizi kullanacağım. Avrupa'da önemli bir avokado üreticiyi son 32-40 seneden beri. Öncelikli olarak nerede çalıştım, neler yaptığımdan bahsedeyim. Bir araştırma istasyonunda çalışıyorum Güney İspanya'da. Bu da Bilimsel Araştırmalar Konseyi'ne, aynı zamanda Malaga Üniversitesi'ne bağlı bir kuruluş. Biz güneyde çalışıyoruz İspanya Yarımadası'nda. Farklı araştırma tesislerimiz var. Bunların her biri belirli üründe uzmanlaşmış durumda ve Malaga'da da subtropik ve tropik ürünler konusunda çalışıyoruz. Neden güneyde İspanya'da bu ürünlerle çalışıyoruz? Kıta Avrupa'sında ticari üretimi subtropik ürünlerde olan tek bölgeyiz ve çok özel bir mikro iklime sahibiz. Avrupa'da tek. Diğer avokado üreten firmalar ülkelere olarak baktığımızda farklı bir yerde yer alıyoruz. Ama iklim de Akdeniz, ama bazı subtropik özelliklere de sahibiz. Ortalama 19.4 sıcaklığa Celsius dereceye var. Ortalama Ağustos'taki ortalama sıcaklığımız 29.4 ve en düşük Ocak'ta da en soğuk Ocak geçiyor, 9.3. Kaydedilen en soğuk ise 2005 Ocağında 0.5 derece. O yüzden don olan bir yer değil. Tabii ki yağmur da avokado için yeterli değil. Sulama yapmamız gerekiyor bahçelerimize. Deneme istasyonumuzu görüyorsunuz. Akdeniz'e yakın. Daha araştırma istasyonumuzun yakından fotoğrafını görüyorsunuz. Bahçelerimiz var. Avokado, aynı zamanda subtropik ve tropik ürünler de var. Bunlar yetiştirebildiğimiz Malaga'daki mango'da üretiyoruz. 5000 hektar mango üretimimiz var. Tremaya, Kasarapu, Lichis, Lungan, Pitaya, Apaya, Yıldız, Kahve ve Koko'da sera örtü altında yetiştiriyoruz. Çok ilgi çekici bir Şaramaya'da da mesela 334 koleksiyon materyalimiz var. Avokado 133 çeşidimiz var koleksiyonumuzda. Mango'da da 81 çeşidimiz var. Diğer subtropik ürünlerde de çeşitlerimiz var koleksiyonumuzda. Yine yeni çeşitli denemelerinde çeremaya, avokado ve mango için CPV adına tescil denemeleri yapıyoruz. Avokado çeşidinizi AB sistemi içerisinde tescil ettirmek istediğinizde bu denemeden gerçekleştirildiği araştırma istasyonu bizim yerimiz oluyor. Şimdi avokadoya geri dönelim. Öncelikli olarak avokado konusunda öncelikli olarak farklı ülkelerde yetiştiriliyor.
Şili'deki eğimler, Amerika, Kolombiya, çölleri, Peru'yu görüyorsunuz, İspanya'nın güneyi, Meksiko, farklı koşullarda avokado yetiştirilebiliyor. 50'den fazla ülkede yetiştiriliyor. Tabii ki aynı şekilde yetiştiremiyorsunuz her ülkede. O yüzden deneme yapmanız gerekiyor ve üretimi optimize etmeniz gerekiyor. İspanya'da son birkaç seneden beri çok yoğun bir şekilde avokadoları nerede yetiştirebilir çalışması yapıyoruz. Çok fazla bir artış var. Bazı üreticiler tavsiye etmediğimiz yerlerde yetiştiriyorlar. Son yıllarda nasıl bununla mücadele edebiliriz diye çalışıyoruz. İspanya'da farklı yerlerde optimal koşullar sürdürülebilir, mümkün ve tavsiye edilmeyen yerler var. Buradaki önemli olan husus düşük sıcaklıklar. Dolayısıyla İspanya'da en optimal koşullar altında yer belirleyebilmek için her 10 yılda bir 0 derecenin altına minimum derecede düşen yerler ve hiçbir şekilde -2 derecenin altına düşmeyen yerler yaşayabilir olması. -2'nin altı evet ama hiçbir zaman -4'ün altına inmemesi gerekiyor minimum sıcaklıkların. Tabii ki her 10 yılda bir maksimum özellikle -4 dereceye inmiş olduğu yani minimum sıcaklıkların -4 derece olduğu dereceler son 10 yıl içerisinde çok 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 düşük olması gerekiyor. Şimdi İspanya'nın güney kısmına baktığımızda bakın optimum en uygun alanlar bakın kıyı kesiminde ve kıyı kesimindeki her yerde değil. Diğer taraftan bu turuncu olarak gösterilen yerlerde de avokado yetiştiriciliğinin olduğu yerleri görüyoruz. Ve büyük bir alanda yani mavi olan kısımda da önerilmiyor yetiştiricilik. Valencia bölgesine baktığımızda Valencia bölgesi içerisinde durumlar daha kötü. Çünkü düşük sıcaklıkların güney bölgesinde daha az sıklıkla karşımıza çıktığını görüyoruz. Valencia bölgesine baktığınızda bölgenin büyük bir kısmında tavsiye edilmiyor. Ancak bazı bölgeler içerisinde, kıyıdaki bazı bölgeler içerisinde avokado yetiştiriciliği tavsiye ediliyor. Ancak diğer noktada, diğer yan tarafadaki haritaya bakacak olursak, burada bir adamızı görüyoruz İspanya'daki. Hemen hemen bütün subtropik koşulların sağlandığı bir adadan bahsediyorum ve kıyı kesiminin hemen hemen bütün kısmında yetiştiricilik yapılabiliyor. Tabii ki dediğim gibi sıcaklıklarla ilgili karşımıza çıkabilecek olan sorunlardan bahsettik. Diğer taraftan mesela bu özellikle kısı sıklıkla karşımıza çıkan bir kuruma, özellikle sol taraftaki gibi bir resmin sıklıkla karşımıza çıkması halinde avokado yetiştiriciliğinin tabii ki çok da sürdürülebilir olmadığını göstermem gerekiyor. Burada da ülkeler bazında toplam ekili alan cinsinden, avokado ekili alan cinsinden kıyaslamayı görüyoruz. İspanya'ya baktığımızda Avrupa'daki avokado yetiştiren ülkeler içerisinde ve dünyaya kıyasladığımızda oldukça düşüyoruz. Özellikle Meksika, Kolombiya, Peru ve yine avokado yetiştiriciliğinin yüksek miktarda yapıldığı diğer ülkelerle kıyaslandığında son derece düşük olduğunu görüyoruz. Dünya genelinde en fazla üretimi yapan 200 bin hektardan fazla alanda 2019 verilerine göre yetiştiriciliği yapılan bir bölgeden bahsediyoruz. Özellikle Kuzey Amerika piyasası başta olmak üzere bazen Avrupa hedef piyasasıyla da yetiştiriciliği yapılıyor. Ya Peru'ya baktığımızda 2019 verilerine göre 48 bin hektarlık alanda özellikle de kıyı kesiminde olmak üzere yetiştiricilik yapılıyor. Ve Peru Avrupa piyasasına yönelik olarak ana ihracatçı ülkelerden biri. Kolombiya son birkaç yıl içerisinde büyük bir gelişme kat etti. 2019'da daha önceki rakamı olan 20 bin hektarlık alandan ve has çeşidiyle ilişkin 20 bin hektarlık alandan 63 bin hektarlık alana hızlı bir artış gerçekleştiren önemli bir ülke olarak karşımıza çıkıyor Güney Amerika'da. Şili Avrupa ihracatçı ülkelerden birisi 29 bin hektarlık alanda üretim yapılıyor 2019 verilerine göre. Özellikle Şili'nin başkenti olan Santiago'nun hemen kuzey kesiminde
yetiştiriciliği yapılıyor ve Kaliforniya 2019 verilerine göre yalnız yerel piyasada tüketilmek üzere 20 bin hektarlık bir üretim söz konusu ve temel olarak Güney Kaliforniya'nın yoğunlaştığını söyleyebiliriz. Güney Afrika'ya baktığımızda yine Avrupa hedef piyasasıyla yetiştiriciliği yapılıyor. İsrail'e baktığımızda da 10 bin hektarlık bir alan. Şu açıdan ilginç, yaklaşık olarak İsrail'de üretimin yalnızca %50'si has cinsi avokado, geri kalan kısmı ise yeşil kabuklu. Genellikle iç piyasaya yönelik ve aynı zamanda Avrupa piyasasına ihracata yönelik çeşitler ve Fas son birkaç yıl içerisinde büyük bir büyüme gösterdi. 2019 verilerine göre 5000 hektar ancak son derece hızlı bir gelişim söz konusu ve ülkenin kuzey kesimi temel yetiştirici bölgesi. Avrupa'ya geldiğimizde İspanya. İspanya 15 bin hektara yakın bir üretim verisine sahip 2019'a göre. Genellikle İspanya'nın güneyi yaklaşık %80'lik kesimindeki yetiştiricilik güneyde Malaga özellikle başta olmak üzere gerçekleşiyor. Tabii ki doğuya doğru Valencia bölgesine doğru bir üretim eğilimi de söz konusu ve Kanarya Adaları'nda da subtropik iklimin hakim olduğu bölgelerde de üreticilik, yetiştiricilik yapılıyor. Ve Portekiz. Portekiz Avrupa'daki yeni oyunculardan biri. Yaklaşık olarak 2000 hektarlık bir ekim söz konusu. Özellikle Algarve bölgesinde güneyde gerçekleşiyor ki dikilişin büyük bir kısmı. Ancak batı kesiminde kıyıya yakın yerlerde de bazı yerlerde üretim gerçekleştiriliyor. Tabii kıta Avrupası içerisindeki Avrupa avokado yetiştiriciliğinin güçlüleri nedir? Özellikle konsolide bir market, artan bir talep. Özellikle çekici fiyatları söz konusu üreticiler için ve teknik olarak yönetimin optimize edildiğini söyleyebiliriz. Kilogram başına 2-3 eurolara çıkıyor neredeyse. Ve teknik olarak İspanya özelinde optimize edilmiş bir yönetim söz konusu. 20 ila 40 yıl arasına varan bir deneyim söz konusu. Ve plastisiteye baktığımızda da kış dönemi içerisinde çok düşük sıcaklıklar olmadığı için böyle bir durum söz konusu. Ve aynı zamanda pest ve hastalık açısından bakıldığında daha düşük olduğunu söyleyebiliriz kıta Avrupa'sının. Ve Avrupa'da tabii son zamanlarda artış olsa da bunun şu anda majör bir sorun olmadığını söyleyebilirim. Ancak aynı zamanda pazar yakınlığı söz konusu. Yani tüketim pazarları üretime yakın, mesafe kısaltılmış oluyor. Dolayısıyla birkaç gün içerisinde tüketicilere eriştirilebiliyor ve hasat döneminin de uzun olması. Şimdi yalnızca Avrupa'da değil ancak avokadoya yönelik olarak genel zorlukların bütün yetiştirici bölgeler için geçerli olduğunu belirtmek gerekiyor. Ve şimdi de bu zorlukların avokado üretimini Avrupa, kıta Avrupası içerisinde, kara Avrupası'nda özür düzeltiyorum. Nasıl bir etkiye sahip olduğundan bahsetmek istiyorum. Üretkenliğin verimin düşük olduğunu söylemem gerekiyor. Özellikle bu mahsul için optimum koşullar olduğunu söyleyemeyiz. Çiçeklerin %1'inden daha azının avokado meyvesi verdiğini söylemek mümkün. Yaklaşık son 10-15 yıllık dönem içerisine baktığımızda neden bu avokado yumrularından binlerce, milyonlarca olmasa da binlerce çiçek arasında neden çok az avokado %1'in altında veriyor? Bakın farklı çiçeklenmeleri görüyorsunuz. Yalnızca burada bir veya iki tane meyve verdiğini görüyoruz bu kadar çiçeklenme neticesinde. Neden bu oluyor peki? İspanya'daki avokadolarda neden bu oluyor? Ya yönelik olarak bazı çalışmalar yaptık. Şimdi özellikle çiçeklenmede ve meyve üretimindeki düşüşlerden yola çıkarak olarak polinasyonla evet bazı sorunlar olduğunu gördük. Tabii elle manuel polinasyon yapılmış olsa dahi büyük bir düşüş olduğunu görebiliyoruz açık polinasyona kıyasla. Şimdi avokadonun çiçeklenme döngüsüne baktığımızda çiçek önce inoküle oluyor, daha sonra açılıyor, daha sonra kapanıyor. Staminal aşamalarına geldiğinde D1'den E'ye kadar uzanan aşamadaki gelişimini görüyoruz. Dolayısıyla işte meyve üretimine sebep verebilecek şekilde fertilizasyonun ne derece olduğu konusunda belirleyici aşamalardan geçiyor. Tabii dişi çiçek öncelikle birinci döngüde açıyor. Daha sonra döngünün ikinci aşamasında erkek
ve daha sonra da overlap, yani örtüşme, protogenous dichogamy dediğimiz, eğer insekt uçuşumu söz konusuysa özellikle erkekten alıp dişideki stigmaya taşıma durumu tabii ki söz konusu olabiliyor. Bizim fertilizasyonun büyük bir kısmı İspanya'da bu şekilde. Tabii ki bu çiçeklenme döngüsüne baktığımızda atipik çeşitler dişilerin sabah açtığını ve gün ortasında kapandığını ve tekrardan erkeklerin de bir sonraki günün o öğleden sonrasında açtığını görüyoruz. Bir de B tipi söz konusu. Özellikle dişilerin öğleden sonra açtığı, gece kapandığı ve sabahleyin de erkek bitkilerin açtığı ve bir sonraki günkü sabah açtığını görüyoruz. A tipinde has, B tipinde ise A tipinde has ve diğerlerini görüyorsunuz. B tipi çeşitlerde ise Bacon, Ettinger, Fuerte, Charville, Surprise, Walter Hall ve Zutano gibi çeşitleri sıralamak mümkün. Tabii ki şimdi böyle bir A tipi ve B tipi çeşitlerde şimdi gündüz polen B kultivarın B çeşidinden A çeşidine gidiyor. Yani Fuerte'den hasa, öğleden sonra da tam tersi. Hastan bir başka çeşide geçtiğini düşünün. Tabii polinizasyon avokado üretimi için tek sorun değil. Şimdi biz avokado çiçeklerine baktığımızda hepsi aynı gözüküyor. Ama bütün çiçeklerin eşit olduğunu düşünebilirsiniz ama gerçekten eşitler mi? Aslında değil. Şimdi biz çiçekler üzerinde yürütmüş olduğumuz çalışmaya baktığımızda özür dilerim kaybettim. Evet buldum. Şimdi biz çiçekleri mikroskopta incelediğimizde bakın bu nişasta ile lekelendirme çalışması yapılıyor. Bazı çiçeklerin çok düşük nişasta içeriğine sahip olduğunu görüyoruz. Bazı çiçeklerin ise yüksek nişasta içeriğine sahip olduğunu görüyoruz. Grafikte de görmüş olduğumuz üzere çoğu çiçeğin düşük nişasta içeriğine sahip olduğunu görüyoruz. Bu yalnızca nişasta açısından değil, diğer bileşenler açısından da farklı durumlar söz konusu. Bu çiçeklenme kalitesi üzerinde etkin. Mesela daha yüksek kaliteye sahip, diğerlerine kıyasla daha yüksek kaliteye sahip çiçeklenme olabiliyor. Bazılarının özellikle çiçeklenme kalitesi yüksek olsa da daha fazla meyve vermeyen cinsten olabiliyor. Dolayısıyla biz şunu görüyoruz. Ağaçta kalan çiçekler, özellikle çiçeklenme ağaçta kalan meyveler çiçeklenme aşamasında daha yüksek nişasta içeriğine sahip olan, düşen meyvelerin ise daha çiçeklenme aşamasında daha düşük nişasta içeriğine sahip olan meyveler olduğunu görüyoruz. Tabii çiçek kalitesine baktığımızda çoğunun düşük çiçek kalitesi, hatta polinasyon sonrasında bile meyve üretmediğini görüyoruz. Özellikle bahar dönemi içerisinde çiçeklenme kalitesinin artırılması için optimal fertilizasyon uygulamasının gerçekleşmesi gerekiyor. İspanya'da özellikle kış dönemi içerisinde fertilize olmuş avokadoları inceledik ve çiçeklenme kalitesini artırmak suretiyle bunların verimlerinin artırılmasına yönelik olarak bir çalışma yaptık. Tabii ki polenin transfer edilmesi gerekiyor, taşınması gerekiyor. Aynı ağaç üzerindeki bitkiler, meyveler arasında veya farklı ağaçlar arasında bunların polinasyon vasıtasıyla taşınması gerekiyor. Kaliforniya'da yapılmış bir çalışma ve Şili'de yapılmış bir çalışmada da gösteriliyor ki insektlerin avokadoların polinasyonu için temel vektörler olduğunu karşımıza koyuyor ve genellikle en yaygın olarak kullanılan insektlerin ise bal arıları olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi biz meyve bahçeleri içerisinde İspanya'da ve Peru'daki bahçelerde arıların rollerine baktığımızda özellikle birçok hektar başına 10 kovanda yaklaşık olarak %16'sında çiçeklenmenin %16'sında polinizasyon görürüz. Bunun %3.67'lik oranında dişi aşamada, %13.26'lık aşamada ise erkek
de görüyoruz. Biz şimdi bu kovan sayısını ikiye çıkarttığımızda, yani her bir bahçeye 12 olacak şekilde arttırdığımızda, bakın polenden alınan çiçek sayısına baktığımızda %49.90'lara çıkıyor ve yalnızca çiçeklenmenin %12.57'sinde dişi aşamada görüyoruz. Ve bu şu anlama geliyor. Avokadoda önemli bir polinasyon sorunu var. Özellikle İspanya'da ve bunu Peru'da da görüyoruz. Ve yalnızca bu değil. Şimdi birçok çiçeklerin, polen almamış çiçeklerin birçoğu burada da polen sayısını gösteriyor dikey eksende bakın. Female, dişi aşamada bakın altta polen sayılarına baktığımızda bakın 1 ila 5 arasında birçok bitkinin ve çok çok düşük sayıda çiçeğin çok düşük sayıda polen aldığını görüyoruz. Avrupa ve Peru'da önemli sorunların başında geliyor bu. Mesela burada da ticari bahçelerde de yine farklı durumları görüyoruz. Farklı çeşitlerde, çoğu çeşitte bu polenin alınmadığını görüyoruz. Tabii ki bahçenize bal arısı koyduğumuzda polinasyonu arttırma mümkün. Avokadonun orijini Merkez Amerika. Tabii Merkez Orta Amerika'ya baktığımızda bal arıları çok yok. Dolayısıyla Amerika'da adapte olmuş durumda, farklı insektlere adapte olmuş durumda. Özellikle işte iğnesiz arı türleri, Meliponas ve yine Meksika'daki bazı türler. İspanya'da özellikle bizim solitary bees, arılar olarak adlandırdığımız bir takım soliter arılar bulunuyor ve binden fazla çeşidi bulunuyor ve Avrupa'daki avokadoların polinasyonu noktasında bunların kullanıldığını söyleyebiliriz. Şimdi avokado üretiminin polinatör eksikliğinden dolayı kısıtlanabileceğinin altını çizelim. Dolayısıyla bütün üretim bölgeleri içerisinde bunun araştırılması gerekiyor diyelim. Ve özellikle bal arısına ilaveten farklı insektlerin de avokadoların polinasyonunda kullanılabileceğini altına çizdik. Özellikle çiçeklenmeyi etkileyebilecek olan düşük ve yüksek sıcaklıkların göz önünde bulunması gerekiyor. Çiçek kalitesi önemli dedik. Polinasyon sorunlarından bahsettik. İnsektler dedik. Bunların optimize edilmesi gerekiyor ve polinizerlerin kullanımı ve özellikle kuru ve yüksek sıcaklığın olduğu koşullarda bu çalışmaların farklı avokado yetiştirme bölgeleri içerisinde yapılması ve bu bilginin de ekstrapole edilmesi diğer bölgelere önemli. Avokado ile ilgili diğer bir sorun ise alternatif üretim, yani bir yıl üretim yapıp daha sonra üretim yapmamak gibi bir husus, rotasyon yapma olabilir. Biz temel olarak bunu uygulamış olduğumuz yönetim teknikleriyle beraber İspanya'da uygulamaya çalışıyoruz. Özellikle düşük üretimin olmuş olduğu yıllar, mesela baktın 2005'te düşük bir üretim söz konusu. Bu düşük, bahardaki düşük sıcaklıklardan kaynaklı, daha sonra da alternatif döngüler içerisine girerek yıldan yıla üretim planlamasını gerçekleştirdik durumda. Burada da üretimin gerçekleştiği ve gerçekleştirilmediği yıllar döngüsü içerisindeki çiçekleri görüyoruz. Yeni pestler ve hastalıklar, bunun detayına inmeyeceğim. Çünkü hem zaman kısıtlığımızdan dolayı ve bu konu hakkındaki yapılmış olan bir sunum bulunuyor. Ancak geride bırakmış olduğumuz yıllar içerisindeki en büyük sorun Botrytis parasia fungusunun yol açmış olduğu bu tepe kurulu. Aynı zamanda Persea mite, Olgynecus persea, İspanya'da uzun sürelerdir yaprakları etkileyen bir kene türü ve diğer taraftan da Phytophthora cinnamoni, kök çürüklüğü ve Rosalina necatrix. Bu da Anmon ve Anelif bölgeleri içerisinde özellikle muzdarip olduğumuz hastalıklardan sorumlu fungal bulaşıklar. Özellikle İspanya'da bu son derece önemli. Salinia kök anaçlarına yönelik olarak bir uygulanan bir seleksiyon sürü durumu söz konusu. Güney Afrika içerisinde
bunun belki sorun olmadığını söyleyebiliriz. Tabii ki özellikle fitofitoraya toleransı olan anaçların salivyaya mesela şey olmuyor, toleransı olmuyor. Dolayısıyla bunlar açısından bu anaçların incelemesi gerçekleştirilirken belki başka programlarla beraber yalnızca kökçülük güne yönelik değil, diğer hastalıklara yönelik de dirençli bir çeşidin üretilmesi açısından bu ıslah programı geliştirilebilir. Tabii Avrupa'da daha düşük miktarda pestli hastalık söz konusu ama gelecekte Avrupa'ya bu yeni olan hastalıkların ve pestlerin geleceğini söyleyebiliriz. Mesela triplerle alakalı bir sorun olacağını söyleyebiliriz veya Laurel Wilt diye adlandırmış olduğumuz Fusarium yine tepe kurulu gibi sorunlar gelecekte de görülebilecektir. Dünyanın farklı lokasyonlarında. Diğer bir sorun da sulama yönelik olarak suyun kalitesi ve varlığı. Avrupa'daki avokado yetiştiricilerin özellikle dikkat ettiği konulardan biri. Özellikle tuzluluk açısından büyük sorunlar olabiliyor. Özellikle 1 ds bölü metreden daha düşük olması halinde bunların sorun olabileceğini görüyoruz. Mesela bazı seçilmiş Maus ve Naxar gibi anaçlar bulunuyor. Bunlar üzerinden üretimi gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Tabii buradaki fikir Avrupa'da daha yüksek yoğunlukta üretim yapılması öngörülüyor. Şimdi ağaçtaki kanopinin yönetimi işte geleneksel 8'e 8 bahçe tasarımı ile gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Yeni dikimlerde ise 6'ya 4, 5'e 4 şeklinde yoğun üretim olan bölgelerde ise meyve bahçelerinin düzenlenmesi, avokado bahçelerinin düzeni 4'e 2, 4'e 3 ve 5'e 2 şeklinde de olabiliyor. Bu tabii işte 6-7 yıl sonra ağaçlardan birinin çıkarılıp daha sonra bunu 4'e 4 veya 5'e 5 şeklinde dönüştürme durumunda söz konusu olabiliyor. Mümkün olan noktalarda kanopinin optimize edilmesi için kuzey-güney taraflara yapılması ve yine yoğun dikimlerin olduğu noktalarda da kolonel anaç üretiminin tercih edilmesi önemli. Avokado üretimi için en büyük zorluklardan birisi de ki daha önceki konuşmacılarımız bahsetmişti, dünya genelinde tek bir çeşide yönelik olarak bağımlılık konusu. Daha sonraki konuşmamda da bahsedeceğim ancak 50 yılı aşkın bir süredir Fuerte'nin yeşil kabuklu türde çeşitli domine bilinen bir çeşit olduğunu görüyoruz. Ancak tüketiciler meyvenin ne zaman yemeye hazır olduğunu bildikleri için tüketici açısından son derece önemli bir bilgi tabii bu. İhracat için de son derece önemli. Özellikle nakliye zinciri içerisinde uzun süre kalabiliyor bazen. Ve dolayısıyla farklı çeşitlerin, çeşit kultivarların çeşitliliğini sağlamak da son derece önemli. Mesela burada farklı çeşitleri görüyoruz. Farklı renklerde, farklı lezzetlerde, farklı boyutlarda hatta. Ve dolayısıyla büyük bir çeşit lilik durumu da söz konusu avokado üretiminde. Aslına bakarsanız hem İspanya'da veya Avrupa'daki herhangi bir ülkede bütün yıl genelinde avokado yetiştiremiyorsunuz. Özellikle 4-5 çeşit ledumla döndürebiliyorsunuz. Mesela hasa baktığımızda Ocak'tan Haziran'a kadar yapıyorsunuz. Fuerte'ye baktığımızda Kasım'dan başlayıp Ocak Şubat'a kadar gidiyor. Reed bizim yaz dönemi için iyi bir çeşit. Temmuz, Ağustos, Eylül ve Bacon'ın da Ekim, Kasım, Aralık'ta. Lamp'in ise Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz'a kadar uzandığını görüyoruz. Dolayısıyla bu 5 çeşidin kombinasyonuyla beraber biz bütün yıl genelinde avokado üretimini gerçekleştirebiliyoruz. Ve son olarak değinmek istediğim konu başlığı da İspanya'da yaşadığımız zorluklardan birisi İthalat ve dünya genelindeki yeniden ihracat işlemini gerçekleştirme. Özellikle dünya genelinde temel olarak Avrupa avokado üreticisi ülke etiketini eksikliği
ne yol açıyor tabii ki bu durum? Dediğim gibi yani mesela İspanya avokadoları etiketli ürünlerin azlığının mesela oluşmasına etki ediyor. Şimdi birkaç yıl öncesinde bir Ocak, Şubat ve Mart aylarında şöyle bir fırsat penceresi oluşmuştu tabii ki. Yani diğer ülkelerin çok da üretmediği bir aralıktan bahsediyorum. Dolayısıyla İspanya'nın girişi için önemli bir fırsat olabilirdi. Ancak son yıllar içerisinde bu durumun değişmeye başladığını, diğer ülkelerde de yılın daha fazla döneminde avokado üreticiliğinin yaygınlaştığını da görüyoruz. Özellikle diğer ülkelerde yetiştiriciliğin olmadığı dönemler içerisinde bu fiyat Avrupa avokadosu daha yüksek fiyatlara da satılabilir ve Avrupa içerisindeki avokado tüketimine baktığımızda yalnızca %8'lik kısmı İspanya'dan geliyor. Geride kalan kısım yani %90'dan fazla avokado tüketimi kıta Avrupası içerisinde farklı ülkelerden ithal ediliyor. İşte Latin Amerika'dan ve diğer ülkelerden, Güney Amerika'dan geldiğini görüyoruz. Daha sonra İspanya'da ne oluyor? Bu oluyor. Şimdi İspanya, Peru ve Şili menşeli avokadoyu görüyoruz. Diğer ülkelere baktığımızda, Kaliforniya'ya baktığımızda, Amerika Birleşik Devletleri içerisinde pazarlama noktasında daha fazla deneyimleri olan bir yer ve Kaliforniya'da üretilmiş avokado etiketi ve yalnızca Kaliforniya değil, Yeni Zelanda, Avustralya, Şili, Peru, Meksika ve Kolombiya'da baktığımızda avokado üreten tüm ülkelerde aslına bakarsanız bir etiketleme çalışması söz konusu ve ürünlerini dünyanın geri kalan kısımlarındaki avokado üreticilerinden ayırt etmek için yapılan bir çalışma. İspanya'da peki Kanarya Adaları'nda, Avrupa'da özellikle İspanya avokadolarının ayrıştırılması ve ön plana çıkması için yapılan bir görsellik çalışması oldu. Ve yine yerel düzeyde yapılan avokado çalışmalarının tanıtımına yönelik olarak da yine daha düşük bir girişim olduğunu, girişimlerin düşük seviyede olduğunu düşünüyorum ve daha fazla çalışma yapılması gerektiğini düşünüyorum. Son olarak sizlerle bir sayfa paylaşmak istiyorum avokadoya yönelik olarak. İngilizce, İspanyolca ve diğer dillerde de avokado hakkında değerli ve faydalı bilgilerin paylaşıldığı bir adresi paylaşmak istiyorum sizlerle. Dolayısıyla avokado toplumuna faydalı olacağını düşünüyorum. Ve böylece hem finansman programımıza, fonlama programımıza katkıda bulunan firmalara, kurum kuruluşlara hem de değerli ekip arkadaşlarıma teşekkür ederek sözlerime son veriyorum. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz kendilerine. Bizimle tecrübelerini paylaştığı için gerçekten çok güzel bir sunumdu. Bir de tabii ki bizimle koşul olarak düşündüğümüz zaman ekolojik koşullar açısından benzerliklerimiz var. Onun için bizim açımızdan da iyi bir tecrübe oldu. Biz teşekkür ederiz kendilerine. Şimdi bir sorular var sanırım. Bir hemen bakacağım sorulara. Tabii biz bir iki defa girip çıktığımız için böyle bir bahis nerede geçti konunun bahsini tam şey yapamadım ama strese girmiş ağaçlarda çok ciddi meyve tutumu oluyor. Ve şu ana kadar anlatılanlara tezat bir durum. Sağlıklı ağaç daha iyi meyve tutmalı mantığına ters. Bunun sebebi nedir şeklinde bir soru sorulmuş. Yani strese girmiş ağaçlarda daha çok meyve tutmasına rağmen sağlıklı ağaçların daha az meyve tutmasının nedeni nedir şeklinde bir soru. Yeah, this is a very interesting question. Tabii son derece ilgi çekici bir soru. Bizim uzun süredir üzerinde çalıştığımız konulardan birisi aslında. Bunun temel cevabı şu. Avokado yeniden çoğalmak istiyor. Yeniden tabii çoğalıyor ama diğer bitki türlerinde olduğu gibi polen üretim açısından daha ucuz. Şimdi çokça çiçek üretiyor olsa da yalnızca bu çiçekler arasından çok azı
meyve üretebiliyor. Avokado'da da benzeri bir durum söz konusu. Bitki çoğalmak istiyor. Yeni jenerasyonlara genleri gösteriyor ve dolayısıyla polen üretimi daha düşük ve daha kolay oluyor. Daha düşük maliyetli ve kolay oluyor. Tabii ki polenler hepsi üretiyor mu? Hayır. Yalnızca yüksek kalitedeki çiçekler meyve üretimini gerçekleştirebiliyor. Dolayısıyla ağacın sağlık durumunun çok iyi olması bir şart ama tek başına yeterli değil. Çiçeklerin kalitesinin yüksek olması ve polinasyonun olması gerekiyor. Zaten birçok avokado üreticisi bölgeye baktığımızda temel sorunun polinasyon olduğunu görüyoruz. Yani çok sağlıklı bir ağaç olsa da ağaçlar çok iyi yönetilmiş, sağlık durumları çok iyi ama polinasyonla ilgili bir sorun olduğu için birçok çiçeğin kalitesinin düşük olması gerçeğinde eklediğimizde bazen işte düşük sıcaklık koşullarının da yaşanması durumunda dolayısıyla yalnızca avokadodaki yalnızca 0,15 yüzdesi 0,15'lik bir yüzdesinde maalesef yalnızca çiçeklenme görülen alanlarda meyve üretiminin söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Mikrofonunuz sessiz hocam. Meyve tutumunu arttırmak için gibrelik asit kullanıyoruz. İspanya gibi ülkelerde bunun için farklı bir uygulama var mı şeklinde bir soru var. There are some reports of Evet, farklı bileşikler kullanıldığını söyleyebilirim. En azından İspanya'da avokadoda kullanabilecek olduğumuz ürün sayısı son derece sınırlı. Gerçekten çok çok az, belki de hiç yok diyebilecek kadar az sayıda bileşik söz konusu. Yakın tarihte piyasada sürülen, evet, bazı bileşiklikler var. Küçük işte meyvelerin boyutunu artırabiliyor. Tabii ki özellikle çiçeklenme sonrasında meyve biliyorsunuz küçük oluyor. Bazı durumlarda bazı ürünler bu meyve tutumunu artırabiliyor. Ama şunu da göz önünde bulundurmamız lazım. Bu meyvelerin ağaçta tutulabilmesi için polinasyon bir ön şart. Yani yalnızca iyi bir polinasyon yeterli olmuyor. Yalnızca iyi bir polinasyon olması durumunda mesela bazı durumlarda siz bu bileşikleri ve kimyasalları uygulayabilirsiniz. Ve ağaç iyi bir şekilde bakılmışsa olsa dahi çok büyük farklılıklar oluşmuyor. Bu ürünleri uyguladığınızda İşte bazı mikro elementler açısından sorunlar olduğunda meyvelerin ağaçta tutumunun üzerinde bunların da etkili olduğunu söylemek mümkün. Şimdi bir katılımcımızın bir sorusu daha var. Çerimoya'da 300, avokadoda 130'un üstünde çeşit olduğunu söylediniz. Çerimoya'da dünyanın en büyük üretici ülkelerinden birisi İspanya. Acaba avokadoyla kıyaslarsak karlılık ve yetiştiricilik konusunda neler söylemek isterler? The thing is that's true. We Şimdi, are in fact evet, biz temel çerimoya üreticisiyiz dünyada. Ancak yalnızca 3000 hektarlık bir alanda üretim yapılıyor. Dolayısıyla İspanya'daki çok yerleşik bir alanda yapılıyor. Çerimoya'daki sorun şu. Burada elle bir polinasyon yapılması gerekiyor çiçeklere. Yani iyi bir meyve üretimi verebilmesi için elle polinasyon yapılması gerekiyor. Bu da üretici için yüksek maliyetli. Piyasadaki çerimoya mı fiyatlarına baktığımızda avokadoya kıyasla daha düşük bir fiyatla satıldığını görüyoruz. Ve yetiştiricilerin büyük bir kısmı çerimoya yerine avokado üretimini tercih ediyorlar. Avokadoya geçiş yapıyorlar çünkü karlılık daha yüksek. Diğer tarafta da hem elle polinasyon yapılması gibi bir zorluk olduğundan dolayı ve yine meyvenin fiyatının daha yüksek olması, getirisinin daha yüksek olması gibi gerçeklikten dolayı avokado tarafına bir kayış söz konusu olduğunu söyleyebilirim. Mikrofonunuz sessiz hocam. Diğer bir soru daha var. İspanya'da üretim artış oranları nedir? 5 yıl, 10 yıl sonra için Avrupa pazarında Türkiye'yi yeni bir rakip olarak görüyorlar mı şeklinde bir soru. Well,
In Spain we are producing about İspanya'da şu anda biz 60 yıllık 60 bin ton civarı bir avokado üretimi söz konusu. Türkiye'nin bir rakip olarak görmüyorum. Daha doğrusu Avrupa'daki diğer bir partnerimiz olarak görüyorum. Yani tüketim bölgesine yakın yerlerde avokado üretiminin görülmesi önemli. Biz Avrupa'da eğer avokado tüketiyorsak Portekiz'den, İspanya'dan, İtalya'dan, Türkiye'den bunların alınması önemli. Çünkü Avrupa piyasasına yakın lokasyonlar burası ve hem yüksek kalitede yerel piyasaya bunu eleştirmek hem de düşük maliyetle bunları iletmek mümkün. Tabii ki diğer ülkelerden ithalat keselim de demiyorum. Tabii ki ithalat olabilir ancak özellikle işte Yunanistan veya diğer Akdeniz kıyısı olan Avrupa Birliği üyesi devletler Avrupa piyasası içerisinde tüketilen avokadoların belki de %50'lik kısmından sorumlu olabilirler. Tabii ki Türkiye'nin de bu piyasa içerisinde Avrupa piyasası içerisine girmesi avantajlı bir durum olacaktır. İtalya, Yunanistan ve yine Kuzey Afrika'da bulunan ülkelerle beraber Akdeniz kıyısı olan ülkelerin yetiştirici, avokado yetiştirici konumda olması önemli. Daha öncesinde söylemiştim. Avrupa'da tüketilen avokadonun yalnızca %8'lik kısmının İspanya'da üretildiğini altını çizmiştim veya Avrupa'da üretildiğinden bahsetmiştim. Dolayısıyla bu yüzdenin artırılması, %50'lere çıkarılması önümüzdeki 5-10 yıllık dönem içerisinde son derece önemli. Mikrofonunuz sessiz deyin hocam. Diyorum çünkü seste biraz dalgalanma oluyor. Şimdi ben bir soru sormak istiyorum. Şimdi İspanya'da hemen hemen birçok kentinde ziyaretlerde bulundum. Bulunduğum veya gezdiğim yerlerde benim dikkatimi çeken en önemli hususun mesela Valencia'ya gidiyorsun. Valencia'da genel anlamda işte portakal, mandarin. Kanarya Adaları'na gidiyorsun işte denize yakın yerde muz. Onun hemen üzerinde işte domates. Onun üstü biraz daha üst deniz seviyesinde üzüm bağcılık sektörünün iyi olduğunu görüyoruz. Huelva'ya gidiyorsun tamamen çileği görüyoruz. Yani böyle bir yoğun kitlesel üretimi veya Almanya'ya gidiyorsun sebze. Bunu nasıl başarıyorlar? Ben bunu çok merak ediyorum. Ben yani İspanya'nın da gerçekten bu konuda da ben her zaman derslerimde de bunu hep bahsediyorum. Bir model olarak da alıyorum. Bunu nasıl başarıyorlar? Bir zorlama yapılıyor mu? Yani burada bunu dikeceksin böyle bir şey var mı? Ben onu merak ediyorum ilk etapta. Okay, that's a very interesting question. Evet, oldukça ilgi çekici bir soru oldu. Dile getirdiğiniz için de teşekkür ederim. Konuşmamın başında bahsetmiş olduğum üzere İspanya'nın farklı bölgelerinde farklı araştırma merkezleri ve enstitülerinin olduğundan bahsetmiştim. Bu merkezler mesela alanlarında uzman, mesela araştırma merkezlerinden biri muz ve avokado alanında uzmanlığına sahip, diğerleri işte narenciye alanında uzmanlığa sahip. Özellikle Valencia'ya baktığımızda narenciyenin yoğun yetiştiriciliği yapıldığı bir bölgede de buradaki araştırma merkezleri, özel bilgiye sahip araştırma merkezleriyle beraber ana mahsuller konusunda çalışmalar yapıyorlar o bölgede yetiştirilecek olan ana mahsuller noktasında. Tabii ki geride bıraktığımız birkaç yıl içerisinde bazı değişiklikler de oldu. Mesela Valencia bölgesinde narenciyeden geçip avokadoya döndüğünü görüyoruz bazı yetiştiricilerin. Özellikle bu narenciyenin işte Güney Afrika ve farklı yerlerde Kara Avrupası dışında yetişen narenciyenin de Avrupa piyasasına gelmeye başladığı anlamına da geliyor aslında bu. Bazen tüketici evet bu ürünlerin menşei arasında çok bir fark göremiyor. Bilmiyor nereden geldi tabii ki ama özellikle üreticilerin daha yüksek karlılığa sahip ürünlere kaydığını söylemek mümkün. Tabii ki geleceğe yönelik olarak bazı planlarımız noktasında bazı zorluklara sebep oluyor mu bu? Evet oluyor. Tabii ki kıyı bölgeleri içerisinde daha doğrusu ülkenin iç kısımları içerisinde yetiştiriliciliği yapılabilecek ürünler bellidir. Dolayısıyla başka ürünlerin ikame edilmesine müsaade etmediği için temel olarak orası için bir sorun teşkil etmeyebilir bu. Ancak farklı ürünlerin yetiştirilmesine olanak sağlayan yerlerde, çeşitlilik olan yerlerde bu bir risk olabiliyor. Ya bir son soru. Yani burada kitlesel üretim yapılırken
Acaba bir devlet desteği var mı? Yani bir yere bir ürünü biraz daha kitlesel üretim yaparken bir devlet desteği alıyor mu üreticiler? Bir de onu sormak istiyorum. Çünkü bunlar bizim için de önemli açıkçası. In the case of you asking this in the case of avocado. Ya avokado üzerinde mi soruyorsunuz bunu yoksa? Avokado ve genelde soruyorum aslında. Yani böyle ürün bazında mı var? Yani veya o da olabilir. Genel anlamda bir destek var mı? Ya da ürün bazında da olabilir. Yani bir kitlesel bir türün kitlesel üretimini arttırmak istediği zaman bu konuda nasıl bir strateji izliyorlar? No, usually not. Genellikle böyle bir devlet desteği olmuyor. Bazı üreticilerin bazı ürünler için evet destek aldığını görüyoruz. Örneğin bir takım işte çevresel kullanımı ve yine süs bitkilerine yönelik olarak destek aldıklarını biliyoruz. Mesela işte zeytin için olabiliyor. Mesela Kanarya Adaları'nda adaların ekonomisi için son derece önemli olduğu için evet bir devlet desteği söz konusu olan münferit yerler var ama birçoğu durumda böyle bir devlet desteği olmuyor. Özellikle avokado gibi veya özellikle Huelva bölgesindeki farklı üretimlere yönelik olarak böyle bir devlet desteği bulunmuyor. Dediğim gibi karlılığının yüksek olması çekici kılıyor. Evet, bir son bir sözü de ben yine Faruk Gumra'ya veriyorum. Thank you. Buenos días, doktor. Teşekkür ediyorum. İyi günler sayın doktor. Şimdi bundan bahsettiniz. Poline edici insekler vasıtasıyla meyve üretiminde, veriminde bir artış olduğundan bahsettiniz. Özellikle polinize olmuş sayıdaki artışın doğrudan etkisi olduğunu düşünüyor muyuz? Evet, daha henüz cevabı olmayan bir soru bu. Şimdi aslında bunun cevabı her bir bölgede farklı. Örneğin İsrail'de mesela daha kuru koşullarda veya çiçeklenme süresinin daha düşük olduğu noktalarda polinize araçları daha faydalı oluyor. Bizim koşullarımızda şimdi genellikle önümüzdeki dönem içerisinde nemin yüksek olduğu, yüksek sıcaklıkların olmadığı, dolayısıyla dişi ve erkek çiçeklerin, aynı ağaç üzerindeki dişi ve erkek çiçeklerin örtüştüğü bir dönem için uygun oluyor. Dolayısıyla polinizörlere açık. İşte tabii bu bölgeler içerisinde yalnızca has çeşidinin üretildiği noktalarda olabilir ancak mesela Peru, kıyı Peru'da veya Kolombiya'da bu durum geçerli olabilir. Genellikle polinizörlerden gelen meyvenin fiyatı hastan daha düşük oluyor. Mesela polinizer olan meyvelere baktığımızda polinizer uygulamakla beraber fiyat daha doğrusu bir kazanç kaybına uğramamış olmanız gerekiyor. En azından meyve bahçesi içerisinde örneğin en az %10'luk bir kısımda belki bu tarz uygulamalar yapılıyor. Türkiye'de bilmiyorum ama deneyler yapılması gerekiyor. Farklı durumları mesela dikim sonrası polinizer dikip dikmeme konusunda test yapmanız ve farkları görmeniz gerekiyor. Biliyorum. Şimdi bir sonraki sunumunuzda anaç ve farklı çeşitler hakkında bahsedeceksiniz ancak polinizer çeşitlerden para kaybetmemek adına has-like gibi has benzeri veya işte arı noktasındaki kullanımların üretimi arttırıyor mu? Evet. Besinin kalitesi iyi oluyor bir kere. Kalite açısından olumlu yansımalar olduğunu söyleyebilirim. Tabii bunlar tabii ki ticari dikimler değil. Bu çeşidin İspanya'daki ticari bir dikimi söz konusu yok. Dünyanın farklı bölgelerinde de bilmiyorum. Yeni çeşitlerle alakalı tek sorun daha önce sonra belki bundan değineceğim ama bundan bahsedeceğim ama genellikle şu oluyor. Hastan farklı çeşitler gibi satılmıyor. Lam has often veya farklı çeşitleri sattığınızda bunlar has diye pazarlanıyor. Çünkü bunlar da siyah kabuklu ama aslında has değiller.
Bunlar hastam farklı. Bunları hasla karıştırıyorsunuz ve tüketici aslında farklı bir çeşit alıyor pazardan bunu aldığında ama ne olup bittiğini bilmiyor arka planda. Dolayısıyla farklı çeşitleri diktiğimizde bunların etiketlerinin gerçekten farklı çeşit olduğunu gösterecek şekilde belirtilmesi gerekiyor. Evet, bir soru daha var. Türkiye yani bir potansiyel bir partner olarak gördüğü potansiyel bir partner olarak gördüğünde en önemli tavsiyesi ne olabilir avokadoyla ilgili olarak? Well, my recommendation will be to make a label. Benim önerim şu olur. Öncelikle etiketin yapılması, yani markalaşmanın yapılması. Şimdi Avrupa piyasasına baktığımızda Avrupa'daki tüketici bu giderek daha fazla önemli olacak. Özellikle karbon ayak izi, yani üretim, taşımacılıkta karbon ayak izinin ne kadar az etkisi olursa tüketici nezdinde satın alma istekliliği o kadar fazla olacaktır. Gelecekte örneğin işte daha yakın bölgelerde üretilen avokadoların daha katma değerli bir şekilde piyasaya sunulması gibi durumlar da olacaktır ki yerel üretimin ön plana çıkarılması, işte Avrupa'ya veya hedef pazarın, tüketim pazarına yakın yerlerde üretilen avokadonun daha ön plana çıkarılması ön planda olacaktır. Örneğin Türkiye'de üretilen avokadoların bu yönü ön plana çıkarılabilir. Avrupa'ya yakın bir mesafede taşıma için daha az karbon izi salımı söz konusu gibi etiketlerden bahsediyorum. Türkiye'deki avokadolar için değil, tabii Amerika'daki üretimlere de baktığımızda genelde avokado üreticilerinin yaptığı hatalar şu oluyor. Diğer ülkelerden bazı bilgileri alıp bu bilgileri kendi yerel koşulları özelinde değerlendirmeden direkt kopyala yapıştır mantığıyla belki bazı bilgileri ve verileri uygulaması oluyor. Dolayısıyla önce deneysel olarak bazı şeyleri yapıp daha sonra ticari adımlar atılması daha doğru olacaktır diye düşünüyorum.